İnternetin davranışlarımıza etkisi ne? Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat ve psikolog Serap Duygulu Habertürk Ana Haber'de yanıtlıyor. Eğer akıllı telefonla yatağa giriyorsanız dikkat, uyku kalitenizi bozuyorsunuz. Norveç'te yapılan bir araştırmaya göre akıllı telefon bağımlılığı uykusuz geceler geçirmenize neden oluyor. Saatlerce telefonunuza bakıyorsunuz, sonra yatağa gidiyorsunuz. Yüzlerce koyun sayıyorsunuz ama nafile. Uykunuz bir türlü gelmiyor. Bir araştırmaya göre bunun suçlusu akıllı telefonunuz. Araştırma Norveç'te yapıldı. 16 ile 19 yaş arasındaki gençler mercek altına alındı. 9846 gencin uyku düzeni ve günlük alışkanlıkları incelendi. Buna göre çoğu uyumadan önce telefonlarıyla zaman geçirdi. Ardından da uyku düzensizliği yaşadı. Araştırmaya göre mobil cihazları kullanma sıklığı arttıkça uyku sorunu da artıyor. Nedeni cihazlardaki LED ekranlar. Ekranlardan yayılan ışıklar uykuyu etkileyen hormon olan melatoninin salgılanmasını azaltıyor. Bu da uykusuzluğa sebep oluyor. Peki çözüm ne? Bilim insanları uyku vaktinde akıllı telefonların bir kenara konulmasını, yerine kitap okumayı tavsiye ediyor. Milyonlarca kişinin her gün saatlerini geçirdiği sosyal paylaşım sitesi Facebook depresyona mı sokuyor? Evet, Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre Facebook'ta arkadaşlarının paylaşımlarını kıskananlar bunalıma girebiliyorlar. Facebook'ta fotoğraflar paylaşıyoruz. Gittiğimiz yerlerin isimlerini yazıyoruz. Videolarla en mutlu anlarımızı takipçilere gösteriyoruz. Ancak dikkat! Bunları yaparken bunalıma girebilirsiniz. Bunu biz değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma söylüyor. Missouri Üniversitesi Facebook'u düzenli olarak kullanan 700 öğrenciyi inceledi. Sonuçlar yanlış kullanıldığında sosyal medyanın ruh sağlığına zarar verdiğini ortaya koydu. Nedeni kullanıcıların arkadaşlarının paylaşımlarını kıskanma eğilimi göstermesi. Peki kim kimi neden kıskanıyor? Facebook'ta genellikle en mutlu anlar paylaşılıyor. Mesela sevgililerle verilen pozlar, tatil fotoğrafları ve yeni arabalar. Kullanıcılar hep başkalarının hayatlarını kendilerininkiyle kıyaslıyor. Ve bunları kıskanma eğilimi zamanla derin bir depresyona dönüşebiliyor. Peki Facebook'tan uzak mı durmalı? Araştırmacılara göre sosyal medyayı casusluk amaçlı değil, sosyalleşme ortamı olarak kullanmak gerekiyor. Yani saatlerce kimin ne yaptığını takip etmek pek iyi bir fikir değil. Araştırmacılar bir noktayı da hatırlatıyor. Sosyal medyada kullanıcılar özel hayatlarını paylaşırken gerçeği biraz allayıp pulluyorlar. Öyle ki çoğunun hayatı her zaman yolunda gidiyormuş gibi görünebiliyor. Araştırmacılara göre Facebook'ta arkadaşların fotoğraflarına bakarken herkes gibi onların da hayatlarında iniş çıkışların olduğunu akılda tutmak gerekiyor. Evet, sosyal medya hayatımızın odak noktasında, gece gündüz istemeden akıp giden apayrı bir hayat adeta. Bugün sosyal medyayı, sosyal medyanın insan psikolojisine, ruh sağlığına bakan yönlerini konuşacağız. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğretim görevlisi Sayın İsmail Hakkı Polat ve psikolog Sayın Serap Duygulu ile birlikteyiz. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyorum. Sayın Polat, izninizle sizinle başlamak istiyorum. Şimdi haberimizde de izledik. Sosyal anlarımızı paylaşıyoruz. Herkes çok mutlu. Hayatımızın hep güzel anları, keder yok, emek yok. Bu nasıl etkiliyor insanları? Hayat stilimizin nesi değişti yoksa değişen nedir? Şimdi tabii ki Facebook, özellikle Mark Zuckerberg'in tasarımıyla hep olumluyu motive eden ve olumluya teşvik eden bir şey. Dikkat ederseniz orada beğen butonu var ama beğenme butonu yok. Dolayısıyla burada haberde tarif edildiği gibi bir her şeyi olumlama, abartma gerçekten söz konusu. Zaten insanların statü arayışı içinde de sürekli olumlu şeyleri öne çıkartıp olumsuzları arkaya çıkartmak
birçok araştırmanın konusu. Yalnız şu araştırmanın metodolojisinde bir iki laf etmek istediğim bir iki laf var. Şimdi bu araştırmayı yapan Margaret Duff ve doktora öğrencileri Missouri Üniversitesi'nin gazetecilik bölümü üyeleri. Ve buldukları şey de Facebook depresyona sokuyor, işte kıskançlığa neden oluyor. Şimdi bunlar daha sosyolojik, psikolojik bulgular. Dolayısıyla burada sanki yanlarına böyle bir sosyolog, psikolog alsalardı daha iyi olurdu gibi geliyor bana. Sadece gazetecilik boyutuyla değil, bilimsel tabii boyutuyla da değil mi? Yani şimdi ben mesela yeni medya bölümü üyesiyim, tutup da işte bu depresyonun boyutlarıyla ilgili bir araştırma yapsa ve yanıma bir sosyolog ya da sosyal psikolog ya da sosyal psikiyatrist almasa oldukça bayağı şey olur. Sıkıntılı olur. Diyorsunuz ancak bu bulduğu sonuçları itibariyle elbette önemli önemli sonuçlar elde edilmiş. Ben bekliyorum ki birazcık daha bunu geleneksel araştırma metodolojilerinden daha yeni medya ile ilgili, bu siber mekan, sosyal medya, yeni medya ile ilgili daha geniş bir perspektiften ve yeni normallere göre bakmak lazım burada. Nedir yeni normal? Yani şimdi mesela sosyal medya bağımlılığı diye bir şeyden konuşuluyor. Şimdi nedir bu sosyal medya bağımlılığı? Nelere göre kriterleri tespit ediliyor? Biraz bunlar üzerine konuşmak lazım. Yani Amerika'da yapılan araştırmalar dahil, yani Avrupa'da yapılan, çok seçkin üniversitelerde yapılan araştırmalar dahil hep böyle geleneksel 20. yüzyıl kalıplarıyla yapılan araştırmalar bunlar. Oysa ki o yeni bir da çok gençlik öcü görüyoruz aslında. Evet, durun, çocuklarınızı uzak tutun. Aynen. Ama burada da mı bir hata yapıyoruz? Şimdi bakın, burada şey var. Mesela anneler ve babalar da şu var. Bizim çocuk işte sabahlara kadar işte bilgisayarına bakıyor, işte cep telefonuna bakıyor. Acaba işte asosyalleşiyor mu, bağımlılığı mı oluyor diye bir kaygı içindeler. Yani burada haklılık payı olabilir, olmayabilir. Ancak çok uzun süre sosyal medya ile ilgili olmanın bağımlılık yarattığı gibi bir kesin tespiti yok. Birinci sonu söyledi. İkincisi de, bu aslında yeni bir sosyalleşme trendi mi? Biraz buna bakmak lazım. Hadi bunu konuşalım. Ben sevgili diğer konuğumuz Serap Hanım'a da bu noktada izninizle bir söz verip hoş geldiniz demek istiyorum. Nerede tehlike çanları çalıyor? Nereye kadar sosyalleşme, nereden sonrası bağımlılık dediğinde psikoloji buna ne cevap veriyor? Aslında bağımlılık dediğimizde biz dışarıyla bütün ilişkileri keserek hayat kalitemizi, normal, gerçek, realde yaşadığımız hayat kalitemizi bozan ve bizi dış dünyadan koparan her şey aslında bizim için bir bağımlılık. Şimdi sevgili hocamın da söylediği gibi bunun kriterlerini doğru saptamak lazım. Neye göre bağımlılık? Yani şimdi bir kişi evde oturuyor ama hiç sosyal medya ile ilgilenmiyor. Fakat dışarı çıkmıyorsa buna ne diyeceğiz? Yani o da asosyal o zaman. Dolayısıyla bizim derdimiz burada sosyalleşmek ve neye göre sosyalleşmek. Ve Facebook dediğimiz ortam artık reddedilemez. Hayatımızın her aşamasına girmiş. Hatta günümüzdeki yeni versiyon telefonlarda hazır paket olarak bize sunulan bir sosyal medya ağı. Ve bir tek o da değil galiba, değil mi? Bu fotoğraf paylaşım siteleri, aplikasyonlar da. Ama hani en bildiğimiz Facebook'la başlayıp peşinden diğer işte görsel alanları paylaştığımız bir şey var. Tabii burada önemli olan şu, aslında biz bu sosyal medyanın neresindeyiz ve nasıl kullanıyoruz'a bakmak lazım. Çünkü depresyon kısmına bizi çok ağır depresyon anlamında değil ama bizi belki bazı gerçekliklerden uzaklaştırması bakımından katılıyorum. Çünkü günümüzde şöyle bir şey başladı. Diğer sosyal medya paylaşım alanlarıyla birlikte çok ilginç bir takım istatistikler gereken ben derledim. %60'ı özellikle Facebook'ta yer alan %60 kullanıcı başkasının ne yaptığıyla ilgileniyor. Yani ben neredeyim, ne yapıyorum ve bu ne amaçla buradayım? Çünkü düşünebiliyor musunuz? Evde oturan tekil bir kişi, her anı sürekli eğlenceli, neşeli geçmeyen, sıradan hayatı olan bir kişi 12 saat Facebook'ta ne yapar? Ne paylaşabilir? Yani bir şey paylaşırsınız, iki şey paylaşırsınız, söz paylaşırsınız. Bilim insanları şöyle bir kategorizasyona gitmişti. Teşhircilerle röntgenciler. Bu mu devreye giriyor acaba? Şimdi biz günümüzdeki en büyük sıkıntımız nedir? İşte bu sosyal paylaşımlarla beraber birbirimize yabancılaştık, daha bireyselleştik. Komşumuza güvenemiyoruz. Peki ben karşı komşumun kapısını çalıp sen kimsin, bir çayını içmeye gelmek istiyorum ya da sen bize gel diyemediğim halde
milyonlara plajdaki mayolu resmimi paylaşabiliyorum. Hı. Ya da çoluğumun çocuğumun resmini paylaşıyorum. Ya da başkasının resmine bakabiliyorum. Hı. Dolayısıyla bizim içimizdeki gizli röntgenci ya da teşhirci tarafımız ortaya çıktı. Bu ne? Peki bunu niye bu kadar besliyor? Çünkü toplumsal kabul, onay görme onay ihtiyacımız var. Onay alma güdüsü. Evet. Beğeni. Hı. Yani insanlar birbirini şöyle eleştirmeye başladı artık. İşte ben bir şey paylaştım, beğenmemişsin. Ya da onu... Bir gönül koyma durumu evet, oldu. Evet, evet, bu başladı. Bu peki. Dolayısıyla bizim aslında psikolojimizi bu anlamda etkileyen çok önemli bir faktör. Peki, çok önemli bir kriter dedi. Onay almak, beğenilmek, kabul görmek. Sizin alanınız bunu nasıl açıklıyor? Şimdi zaten sosyal medyayı, işte bu Facebook'u tasarlayan Mark Zuckerberg hepimizden daha önce davranıp burada bu beğen butonunu şeyin içine ilave ederek, Facebook'un içine ilave ederek zaten büyük bir sıçrama yaptı orada. Yani Facebook'ta beğen butonundan önceki Facebook'un haliyle beğen butonu konulduktan sonraki hali ciddi anlamda değişti. Yani burada tabii ki yeni nesil dediğimiz neslin etrafındaki dinamiklere baktığımızda bakın bunların sokakta sosyalleşecek durumu yok. Hı hı. Çünkü güvenlik var, özellikle metropollerde şeylerde hiçbir anne baba çocuklarını sokağa bırakmıyor. Hı hı. Sanal dadı olarak zaten ellerine bu cihazlar veriliyor. İşte şehirlerdeki kişi başına düşen alanlar azalıyor. Kamusal sosyalleşme alanları azalıyor. Dolayısıyla adeta buraya doğru itiliyor zaten. Hı hı. Sosyalleşme alanı olarak en başlıca alan olarak burası kalıyor. Dolayısıyla insanların duygu ve düşüncelerini ifade ederek orada statü kazanabilecekleri yer olarak buralar kalıyor. Peki bu statüyü kazanırken acaba kendi öz kimlikleriyle mi kazanıyorlar yoksa başka kimliklere Hayır. bürünerek mi? Çünkü herkes çok güzel, herkes çok bakımlı, herkes çok güzel geziyor ama hiç kim üretiyor? Nasıl bir emek harcanıyor? Hiç bu hayatın bir sonbaharı olmuyor mu sorularına nasıl yanıt veriyorsunuz? Şimdi tabii bu sosyal medyanın ilk dönemleri, emekleme dönemleri. Bu emekleme dönemleri olduğu için herkes oradaki suretlerini maksimize ederek şey yapmaya çalışıyor. Yani en yüksek statüyü almaya çalışıyor. Şu anda mesela nedir? En fazla kimin takipçisi var? Hı hı. En fazla arkadaşı olan kim? En çok, en değişik yerlere kim gidiyor? Nerelerde, en güzel yerlerde kim check-in yapıyor? İşte kim fazla like almış? Kim fazla beğen almış? Hep bunlar üzerine kurulu bir statü. Peki öz saygıyı buradan beslemenin ne gibi riskleri var? Şimdi zaten sıkıntı fiziksel olarak, yani 20. yüzyılda ya da geçmişte bizim statü ya da işte saygınlık kazanmak için yaptığımız çabayla şu anda orada elde ettiklerimiz arasında ciddi bir farklılık var. Yani bir tarafta çok ciddi bir çaba var ve hani dişiyle tırnağıyla kazımak gibi bir olgu var fiziksel olarak. Öbür tarafta ise suretler üzerinden kazanılmış kolay bir başarı var. Fenomenlere bakıyoruz, şeylere bakıyoruz. Hep böyle hani bir tarafta işte eğitim, o eğitimin üzerine işte derinlik kazanma, onun üzerine gelen bir şey var. Öbür tarafta ise hafif farklı olduğunuz zaman, hafif tabu yıkan olduğunuz zaman bir anda yükseliyorsunuz. Ve de çoğunlukla tükettiklerimizle, bu ayakkabıyı giydim, bu çantayı takıyorum, burada yedim gibi. Bu acaba gençlere bizler rol model sunarken ne gibi sorun yaratır? İşte zaten bu şu anda 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçişin sancılarından kaynaklanan bir şey. Bunlar yavaş yavaş normalize olacak. Yani 20. yüzyılın değerleri de asıl bizim hani geçmişte bıraktığını, kaldığını düşündüğümüz değerler de gelecek ve asıl farklılaşma orada olacak. Bakın şu anda sosyal medyada daha çok böyle kısa, öz, işte ne bileyim ya da suretler ön planda. Ama giderek bunlar da hepsi aynı hale gelecek ve sıradanlaşacak. İşte o zaman daha çok üretenler ön plana çıkmaya başlayacak. İşte hani o geçmişte dişiyle tırnağıyla kazanmak tekrar ön plana çıkacak. O zamana kadar da hep bu suretler üzerinden insanlar depresyona girecek. İşte birbirlerinin çok abartılı suretleri üzerinden işte birbirlerini kıskanacaklar, haset olacak. İşte o haset biraz bizim belki de hani sınırlarını tam teşhis edemediğimiz bir depresyon olgusuna neden olacak bu araştırmadaki gibi. Böyle işte yavaş yavaş şey yapıyor. Bu değerleri konuşalım mı Sayın Duygulu? Şimdi geçen yüzyılın değerleri emek, üretmenin yerine acaba tüketmek mi aldı? Neyle o alkışı alıyor? Neyle o statü kazanılıyor ve bunun içi ne kadar dolu?
Şimdi tabii hocam çok güzel ifade etti ama değerlerin de artık günümüzde biz eskiden 10 yılda bir kuşak değişirdi. Şimdi hızla artık biz 1 yılda tamamlıyor çocuklar, gençler o kuşak atlamasını. Çünkü cep telefonu modelleri 3 ayda bir değişiyor. Ve günümüzde televizyonlara da baktığınızda yansıyan programlar da bu aslında. Kim neyi giymiş, kim en iyi neyi yapmış. Biz aslında bu değiliz, yani biz geleneksel kökenleri olan daha birbirine bağımlı bir toplum kimliğinden şu an farklı sosyal medyada, sosyal alanlarda sosyalleşmeye çalışan, başkasının ne yaptığıyla çok ilgilenen bireyler haline geldik. Tabii bunun başka psikolojik bizdeki artıları çok yüksek, yalnız onu kabul etmek lazım. Ama eksikleri de şu, birçok anne babanın ortak sorunu olan işte çocuğum dersini yapamıyor, odaklanamıyor. Bizim için de geçerli bu. Çünkü bilgiyi çok hızlı tüketiyoruz. Yani 140 karaktere sığdırdığımız bilgiler paylaşıyoruz. Ya da bir şey paylaşıyoruz, üzerine sürekli saniyede yüzlerce, binlerce akan bilgi geliyor. Ama içine de boşaltmıyor muyuz? Yani tabii. Bir film ne emek harcanmış ya da makaleler yazılmış ama siz onu 140 karakterle harcayabiliyorsunuz. Evet. Çok sığlaşmıyor. Ya da bir şey, bir mesaj atıyorsunuz, bir anda karalayabiliyorsunuz ya da bir anda yukarı çıkarabiliyorsunuz ama o da saniyeler içinde gidiyor. Dolayısıyla herkes, bu biraz nikotin gibi, aldıkça daha çok oradan bir haz almak ya da bir şey kaçırma duygusuyla daha çok orada yer almaya çalışıyorsunuz. İşte en önemli tehlikesi bu. Bağımlılıkları da yeniden tanımlamak veya sosyal medyadaki sosyalleşmeleri de yeniden tanımlamak lazım. Evet. Artıları yok mu? Çok ciddi artıları var. Yani birçoğumuz sosyal medyada buluyoruz birbirimizi. Birçoğumuz sosyal medyada görüyoruz. Firmalar da sosyal medya üzerine yatırım yapıyor artık. Yani büyük bankaları, büyük şirketleri de sosyal medya üzerinde görüyoruz. O zaman bu o kadar tukaka denilecek bir durum değil. Biz bunu nasıl daha lehimize çevirerek kullanabiliriz? Onu konuşmak lazım. Çünkü aileler üzerinde çok ciddi jüldanın etkisi var. Şöyle ki, şimdi deminden beri konuştuğumuz gibi ekranda farklı bir deryaya açılan bir Facebook. Orada çok güzel şeyler paylaşan, çok güzel şeyler yaşayan, yiyen, içen, gezen ve giyinen insanlar. Şimdi eş ekrandan böyle bir görüntüyü görüp arkasını dönüyor. Evde pijamalarını giymiş, saçı başı dağınık, günlük temizlikten şikayet eden bir kadın ya da bir erkek görüyor. Şimdi buradaki dünya oranın gerçek olmadığını bilse dahi daha cazip geliyor. Şimdi depresyona sokma kısmı budur. Bu olabilir. Yani onlar onu yaşıyor. Ben şimdi bu hayatım bu mu olmalı? Bu mu? Bu şekilde mi gidecek? Hak ettiğim bu mu bu acaba? Mu? Şimdi evet. Bu şekilde mi gidecek? Endişesiyle. Şimdi ufak tefek yazışmalar, mesajlaşma. Ama ne olacak bir iki sözden, bir iki cümleden ne? İş başka yerlere gidiyor. Bizim işte asıl hem toplumsal olarak hem birey olarak kendimizi kontrol etmemiz ya da sahip olmamız gereken nokta bu. Psikolojik olarak. Evet. Siz ne diyeceksiniz aynı konuda? Şimdi tabii bu suretlerin arkasında ne olduğunu idrak etmemiz lazım bizim de. Yani hani kendimizin yaptığı şeyin cilasını görüyoruz. Başkasının da bu şekilde yaptığını öncelikle idrak etmemiz lazım. Ve bunun üzerinden de yani işte tabii ki toplumsal sınıf farkları da bunu elbette ki körüklüyor. Yani şimdi eskiden hani tüm toplumlarda fiziksel olarak biraz ayrışma olduğu için herkes birbirinin işte böyle şaşasını, işte abartısını görmezdi. Şimdi faş ediliyor ortalığa. Dolayısıyla bu tabii ki hani insanlardaki o haseti, işte şeyi, kıskançlığı, hatta kini, nefreti de körükleyen bir şey aynı zamanda. Bizim birazcık da aslında bu sınıf farklılıklarının da burada bir nebze olarak olsun, iletişimle, özellikle yoğun iletişimle sınıflar arasında bağ kuruldu ve onun üzerinden de yavaş yavaş insanların bir arada yaşama kültürü geliştirebildikleri bir noktaya gitmek lazım. Aksi takdirde bu tür depresyonlar toplumsal kıvam almaya başlarsa, o zaman nefret söylemine ve sınıf çatışmasına da yol açabilir. Yani bu mesela çok sosyal medya ile ilgili, evet. Yani şöyle, dil, din, ırk, zenginlik, statü, para, bunların hepsi sosyal medyada çok kolay kıvılcım alacak faktörler. Dolayısıyla altta yapılan yorumlara bakıyor musunuz? Mesela diğer paylaşım sitelerinde, özellikle fotoğraf paylaşım sitelerinde bu yorumlar size nasıl bir duygu veriyor? Yorumlardan dolayı sosyolojik analiziniz nedir? Bu kadar kolay ulaşılabilir olmak, hemen senli benli olmak.
Yani orada da benim söylediğim gibi o şu anda bu iletişimin tonunu, dilini ayarlayamıyoruz aslında. Hı hı. Ama ya orada benim en büyük tavsiyem hani böyle her yorum yapanın da üzerine şeyle böyle aynı şekilde aynı tonda cevaplarla da gitmemek lazım. Bazen mesela bizim özellikle işte geleneksel medya ve yeni medya ünlülerinin de hep böyle bir kızgınlıkları şeyleri oluyor. Çünkü onlar ilgi odağı olduğu için sürekli hani sosyal medya tabiriyle herkes onlara laf çakmak istiyorlar. Dolayısıyla hani orada da biraz tahammüllü ve şey olmak lazım. Çünkü ilk defa bu zaman mekan sınırları olmayan ve işte Türkiye'nin en ucra köşesindeki insanın bile o konuda söz söyleyebileceği bir noktaya geldi. Dolayısıyla burada hani iletişim yataylaştı diye herkese cevap vermek yerine biraz daha erdemli, biraz daha tahammüllü davranmak lazım. Aksi takdirde bu polemiklerin sonu gelmeyeceği gibi bu ilgi odağı olan işte bu tür kişilerin de depresyonlarının artması kaçınılmaz bu durumda. Evet. Yani çünkü söz söyleyen çok daha rahat bu konuda. Sözümü söyledim artık yani söylediğim kişi düşünsün diyor. Dolayısıyla hani oradaki polemiklerde de bunlara çok dikkat etmek lazım. Evet. Şunu soracağım. Yetişkinler üzerinde böylesine etki yapan bir sosyal medya acaba çocuklarımızı ve ergenlerimizi ne yönde etkiliyor? Ben ilk hani konuşmaya başlarken onu özellikle vurgulamak istedim. Bir önceki haberde de çok güzel bir şey vardı. Gece uykusunu bozuyor, melatonin hormonunu durduruyor gibi. Şimdi bu çok önemli bir şey. Çünkü bunu ben bir yazıda da yazmıştım. Özellikle bu tür teknolojik aletlerin insan sağlığı üzerinde çok ciddi olumsuz etkileri var. Dolayısıyla aynı odada yatarken televizyon, özellikle bu Android telefonların bunun babası çok önemli. Evet. Onun dışında çocukların tam da kimlik buldukları, tam da kendilerine ait toplumsal kabuller oluşturmaya başladıkları dönemde birbirlerini bulabilecekleri bu tür sosyal medyalar doğru kullanılırsa iyi ama onları ise kendi hallerine bırakırsak çok tehlikeli. Hı hı. Çünkü sanal taciz dediğimiz, elektronik siber taciz dediğimiz, siber zorbalık, evet onu söyleyecektim, böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu geçtiğimiz yıllarda birkaç üniversite öğrencisinin, iki öğretim öğrencisi intiharıyla sonuçlanan çok kötü olaylarla gündeme geldi. Ama bu var. Bu üstelik sadece çocuklara değil, yetişkinlere de yapılıyor. Hı hı. Çünkü bütün kimlik bilgileriniz o kadar açık ki çok kolay bir şekilde hesabınız ele geçirilebilir. Hı hı. Ona bağlı diğer elektronik posta adresleriniz varsa onlar da ele geçirilebiliyor. Dolayısıyla da bütün bilgileriniz ulaşılabiliyor. Yani sizinle ilgili her tür bilgiye, yazışmaya, mesaja hakim olan insanlar bunu sizin aleyhinize kullanabiliyorlar. Hı hı. Bunu biz yetişkin olarak belki bir takım başka hukuki yollarla başa çıkabiliriz. Ancak iş çocuklarımıza ve gençlerimize geldiğinde bu kadar hayat tecrübeleri olmadığı için çok korkarak ve panik halinde davranabilirler. Hı hı. Anne babalardan uzaklaşabilirler. Onun için ısrarla ben bir şey vurgulamak istiyorum. Sevgili anne babalar, lütfen siz de iyi bir internet kullanıcısı olun. Bunu yasaklayarak, durdurarak, engelleyerek hiçbir sonuca ulaşamazsınız. Kullanın demek, çocuklarınızın girebileceği yerleri takip edebilmek, geçmiş hesaplara bakabilmek ya da çocuklarla birlikte oturup bazı paylaşımlarda onunla dirsek temasında olmak, hı, gerekir. Madem ki hayatımızda böyle bir şey var, bunu yok sayamayız. O zaman bunu doğru kullanmayı, doğru yönetmeyi öğrenmek ve öğretmek zorundayız. Siber zorbalık konusunda siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi yani ben de özellikle orta öğretim düzeyinde bir iki siber zorbalık çalışmasına katıldım. Bu şu anda hani böyle çok genele yayılmış bir şey değil ama alttan alta böyle bir dipten dalga gibi geliyor. Çünkü eskiden böyle biraz daha hani sınıf arasında ya da işte mahalle arasında yapılan böyle şeyler, çocukları aşağılama, işte dışlama olgularının bu zaman mekan sınırlarından bağımsız olarak bir anda yayılabildiğini görüyoruz. Hı hı. Özellikle internet ve sosyal medyalar üzerinden. Bunun da tabii çok ciddi sonuçları olabiliyor. Yani işte bizim çocuklar arasında da ezik diye bir kavram var. İşte loser deniyor İngilizcesinde de. İngilizcesi de şey yapıldı. Ne yazık ki kibarlık, alttan alma, hoşgörü, evet, tolerans da bu kavramın içine düştü. Kibirli olan çocuk ezik olmuyor ya da ukala olan çocuk ezik olmuyor ama kibar olan çocuk mesela ezik olarak adlandırılabiliyor. Evet, maalesef işte bu da
şu anda işte pilot çalışmalarla ele alınıyor ama bence bu biraz daha öncü olarak işte bir milli eğitim politikası halinde ele alınması lazım. Hani pilot çalışmaların ötesinde de alınması lazım. Mesela İngiltere'de Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak 3 yıl önce çok güzel bir kısa klip hazırlamıştım konuyla ilgili. O klip mesela 8 milyon kere izlendi ve onun üzerinden işte çeşitli okullarda siber zorbalığa karşı kampanyalar yapılmaya başlandı. İşte Türkiye'de de birkaç okulla sınırlı şu anda. Ancak hani bu konuya ciddi anlamda eğililmesi lazım. 3 sene önce Teknoloji Bağımlılığı Kongresi vardı. Orada da bu konu çok ciddi şekilde tartışıldı. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da şeyler geldi, yetkililer geldi. Ama tabii şimdi sosyal medya öyle bir alan ki çok çabuk hemen kimlik değiştiriyor, kıvam değiştiriyor, format değiştiriyor. Dolayısıyla hani sadece anne babaların değil aynı zamanda devletin, eğitmenlerin de burada çok etkin olabilmesi gerekiyor. Çünkü öğretmen aslına bakarsanız neredeyse anne baba kadar çocuklarla bir arada olabilen bir yakın çocuklara. O yüzden onların da bu işin içine girmesi bu sorunları şey yapabilir, daha da minimize edebilir. Şimdi bu sosyal medyada kullanılan dile de değinmek istiyorum. Şöyle bir örnek var, bilmiyorum galiba sizin makalenizde okumuştum. Bir anne kız iletişim içindeler, emojilerle nasılsın cevabına başka bir şehirde okuyor. Çocuk işte iyiyim, kalpler, gülücükler falan ve çocuk ertesi gün intihar ediyor. Çok acı bir örnek. Dolayısıyla burada da bu emojiler, semboller ve oradaki ifadeler aslında iç dünyamızı ne kadar temsil ediyor sorusunu yöneltmek istiyorum. Şimdi bu işte iletişim dili oldu. Yani bu yeni sosyal medyanın iletişim dili bu oldu. Önce bazı harfler çıktı aradan, sonra başka harfler geldi, birleştirdi. Şimdi simgeler ve bu işte duygu ifade eden ne denir ona, simgelerle hareket ediyoruz. Hatta başka bir şey oldu. Şimdi Facebook ilginç bir şey başlattı. İnsanlar duygularını yazıyorlar. İşte falanca kişi üzgün hissediyor, filanca kişi hasta hissediyor filan gibi, artık bir de böyle destek. İzninizle ben de bir örnek verebilir miyim? Geçenlerde oğlumun yaşıtlarıyla konuşuyoruz. Bir arkadaşı konuşup lol işte laugh out loud, şu an yüksek sesle gülüyorum ama gülmek yerine bunu kullanıyor. İşte, evet. Ve onu söyleyerek güldüğünü kabul ediyor. Bu kadar hızlandı ve başka bir boyuta geçti. Bu işte anlamıyoruz bu dili ve onun için interneti anne babalar çok iyi bilmek zorundayız. Bu dili bilmek. Şimdi böyle yazıştığını, yani bir annenin, klasik bir babanın ve annenin, internette de çok arası iyi olmayan bir anne babanın çocuğunun böyle mesajlarını gördüğünde ne anlayabileceğini ya da ne anlayamayacağını biz biliyoruz. Dolayısıyla da o kadar hızla dilleri değişiyor ki bu çocukların ve bir yılda, demin söylemek istediğim buydu, 10 yıllık o gelişim sürecini bir yılda tamamlayan çocuklar oldular bunlar ve çok küçük yaştaki çocuklar da internetteler, Facebook'talar. Şimdi bu onların bir iletişim dili olabilir, bir oyun dili olabilir ama gerçek anlamda bunu ifade ediyor mu, onu değerlendirmek lazım. Peki ben vaktim dolmak üzere, Sayın Polat sizin son eklemek istediğiniz bir cümle var mı? Şimdi tabii anne babaların artık çocuklarla eğer kopuş yaşamak istemiyorlarsa mutlaka bunların hepsini öğrenmeleri lazım. Çünkü aksi takdirde çocuklarına eğitim veremezler. Peki, yani çok o kadar teşekkür ediyoruz. Öcü olarak görüp yok saymak yerine öğrenmeye bakın diyorsunuz. Sayın Duygulu, Sayın Polat çok teşekkür ediyoruz ve reklam arasına gidiyoruz. Puf koltuğun konforu artı üçlü kanepe eksi akaryakıt pompası çarpı yakıt göstergesi bölü hamak artı kumbaranın karesi çarpı tasarruf edilen para eşittir x. X eşittir X-Tronic vitesli Nissan Qashqai. Nissan'dan yüksek konforu ve düşük yakıt tüketimini birleştiren formül. X-Tronic teknolojisiyle otomatik vitesin rahatlığı ve manuel vitesin düşük yakıt tüketimi bir arada. Otomatik vitesli Nissan Qashqai'ler benzinli ve dizel motor seçenekleriyle bayilerimizde sizi bekliyor. Damla 4 kaynağıyla birden üstün lezzet ödülü aldı. İşte ödüllü kaynağı bulundu.